profesyonelleri olarak e, hedef kitleyle çalışmayı severiz ama burada Boyner'den bahsettiğimiz zaman 39 ilde yüzün üstünde mağazası olan pek çok aslında kategoriyi ve pek çok ürün grubunu kendi içinde barındıran bir marka olarak çok kapsayıcı, çeşitli ve çok kültürlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Boyner bir imaj kampanyasından bahsederken de biz kavramından doğal olarak bahsetmiş oluyor. E, bunu 3 yıl önce aslında başka bir e, imaj kampanyamızla beraber e, çok güzel deneyimlemiştik. Bizim kültürümüz güzel deyip e, pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde kendi kültürümüzün öne çıkan o farklılıklarının, çeşitliliklerinin getirdiği güzellikten yola çıkarak bir e, kampanya iletişimi sürdürmüştük. Ardından da ajansımızla beraber oturduk ve dedik ki e, evet 2022'nin sonlarındaydı kampanya üzerinde çalıştığımız dönem. Şu anda Boyner'de toplumun Türkiye'den çıkan bir marka olarak bir parçası bu de bir toplumsal vatandaş ve dolayısıyla içinde bulunduğu toplumun özelliklerinden, kaygılarından ve geleceğe bakışından doğal olarak etkileniyor. Bunun üstüne çalışırken birlikte ne gibi hassasiyetler var, toplum şu anda nerede ve nereye doğru yöneliyor bir araştırma yaptık. Araştırma şirketimizle beraber baktığımızda çok farklı bir tablo gördük. Şöyle bir tablo gördük, geçtiğimiz dönemde 2022 öncesinde Yangınlar atlatmıştık, pandemiden yeni çıkmıştık, ekonomik belirsizlikler, pek çok gelişmeler sürekli bir yeni gündemle beraber bu araştırma bize dedi ki toplum gerçekten belli kelimeler etrafında toplanmaya başladı. Nedir bunlar? Kaygı. Geleceği görememe, kaygılanma, yalnızlık. Bu üç tane kavram araştırmada çok ön plana çıktı. Yine araştırma sonuçlarında araştırmaya katılanların %62'si endişe kavramını belirtti. %12'si sadece pozitif duygularla bahsetti içinde bulunduğu durumu. Ve bu da bize aslında gidilmek istenen yolda bir umut arayışı, bir birliktelik, birbirini anlama, empati gibi kavramları doğal olarak karşımıza çıkardı. Ve ajansımıza biz beraber bu kavramlar üstünde nasıl çalışabiliriz diye bir brief verdik. Ve üç tane aslında kelime ön plana çıktı. Empati, anlayış, diyalog. Bunun üzerine de baktığımızda geleceğe bakışımızda bunlar bizi birleştiren, birbirimizi daha iyi anladıkça aslında ötekileştirmeden karşı tarafı karşı taraf olarak değil hepimiz aslında insan önesinin etrafında birleşen, birbirimize benzeyen varlıklarız ve bir konuştuğumuzda birbirimizi aslında daha iyi tanıdığımızda bu birbirimize ne kadar benzediğimizi çok rahat anlayabiliyoruz dediğimiz bir yolculuğa ajansımızla beraber çıktık. Nurçin bahsettiği gibi içgörüler bazı araştırmaların üzerine inşa edildi. Yani oturup acaba ne Konuda konuşsak diye ortaya çıkmadı mevzu bazı tespitler vardı zaten elimizde. Bunun içinlerin yaptırdığı derin araştırmaların sonuçları da biraz dramatik geldi. Aslında tahmin ettiğimiz şeylerdi ama rakamlar dramatik gözüküyordu. En hani bizim tarafımızdan özetlemek gerekirse bizim oradan çıkardığımız tek kelime indirirsek insanlar arasındaki ilişki tahammülsüzlük. E, olarak ortaya çıktı. Aslında kimsenin kimseye ve hiçbir şey tahammülü kalmamış gibi gözüküyordu. Araştırma sonuçlarından alınan derin analizler bunu gösteriyordu. Zaten aslında çok da analize gerek yok. Bir yandan da biz tabii sağlamasını yapmak için kullandık bunu ama hepimiz kendimiz biliyoruz. E, önceden de konuştuk zaten. Yani, trafikte hangimiz daha en ufak hatasında karşımızda hiç tanımadığımız birisinin hani hayatı e, hayatıyla ilgili çok ciddi e, dediğim sözel saldırılar, bazen fizikselleşebilen hareketlerde bulunabiliyoruz ve olan şeyi düşününce işte bir korna mı çaldı vesaire gibi küçücük bir şey. Yani aslında sebep yok. Ee, herkes bir bahane arıyor gibi gözüküyor bu daha tahammülsüzlüğünü ortaya koymak için. Biraz şeyi düşünüyorduk o zaman da hep birlikte konuştuk. Nurçin'in bahsettiği bu pandemi bazı işte finansal zorluklar, ailelerin ve şahısların, kişilerin yaşadığı zorluklar vesaire. Bunlar şuna sebep oluyor gibi gözüküyor. Ee, hayat şartları zorlandıkça biz medeniyetten uzaklaşıp aslında içgüdüsel davranışlarımıza yöneliyoruz. Ne bu? Yani medeniyetimizde sağladığı empati, e, efendim diyalog vesaire gibi insani duygulardan uzaklaşıp daha hayvani, survival duygulara ve saldırganlığa doğru insan hayatı ve hareketi daha doğrusu evrimleşmeye başlıyor. Biraz bunu tespitini yaptık. E, sonra da ilacını aramaya başladık. Çünkü tespit bizim için yeterli değil. E, Boyner bir iş yaptığı zaman ortaya bir tespit koyup kaçmadı bugüne kadar. Hep bir şey söyledi. E, elle tutulur bir şeye vermeye çalıştı. Bunun ilacı olarak olaraktan aslında Nochin'in dediği e, diyalog, empati ve e, sonunda da an, anlayış dediğimiz o üç şeye geldik. Bunlar aslında üç ayrı şey değil. Önce karşımızdakini anlayacağız ki empati duyalım. Bu empatinin sonucunda da bir diyaloğa götürebilelim bu iş. Bunlar aslında bir sürecin e, basamakları gibi geliyor bize. E, en e, net ilacı da bu gibi gözüktü. Yani hani örnek vermek gerekirse şey... Ee, şöyle ben e, bu örneği veriyorum. Komşu örneğini veriyorum. Çünkü bizim böyle apartmanda çok iyi değil komşuluk ilişkiler ama şunu çok iyi biliyor herkes. Verince herkes ha evet diyebiliyor. Yani hiç tanımadığınız bir komşunuzu düşünün. Ee, her gün çöpü erken saatte dışarı koyuyor ve siz her kapıdan çıktığınızda Allah belasını versin bu adamı diyebiliyorsunuz. Çünkü sizin için medeniyetsiz, işte e, saygısız vesaire bir adam olabiliyor. Halbuki tanısanız her gün merhaba desesin, deseniz bir diyalogunuz olursa hatta ve hatta neden erken koyduğunuz sebebini bilseniz çünkü yaşanmış bir olay olduğu için söylüyorum. Çünkü işte e, annesine erken bakmak için belli bir saatte gitmesi gerekiyor ve o çöpü oraya koyması gerekiyor. Siz bunu gördüğünüz zaman ve bildiğiniz zaman artık hatta yardımcı olmaya çalışır bir hale geliyorsunuz. Arada değişen tek şey var. E, ayak üstü yapılmış 5 dakikalık bir diyalog. Yani e, genel hayatta da aslında anlatmaya çalıştığımız hikaye biraz bunun üstüne konuldu. Ve tabii biz Türk halkı olarak şeyi de çok yani sıcakkanlı insanlar zaten hani o misafir perverdi, adlandırıyoruz başka şekilde adlandırıyoruz ama asla sıcakkanlı insanlarız. Birbirimizi tanımaya, farklı kültürleri bilmeye, onlarla birlikte bir şeyler yapmaya açığız. E, sadece birazcık dediğimiz gibi o diyalog eksikliğini tamamlamamız gerekiyordu. Boyner'e de beraber aslında biz hiçbir şey olmadı yani hani Boyner bize bir şey getirdi, biz de bakalım bunu beğenecek misiniz diye gitmedik. Hep beraber çalışılmış bir sürecin içerisinde oldu bütün hikaye. Bunlarla konuşurken aslında dedik ki galiba çözüm birazcık, daha doğrusu yapmamız gereken iş birazcık çözümü göstermek. O da bizim için dediğimiz empati ve diyalog idi. Aslında bu da bizim vereceğimiz bir öğreti değildi. Boyner bir şey öğretmeye çalışmıyordu, hatırlatmaya çalışıyordu. Yani hepimize ya aslında böyle değil miyi hatırlatmak istiyordu. Bütün filminde anlatmaya çalıştı, söylemeye çalıştığı şey aslında bunun üstüne kuruluydu. Şimdi markamızdan bahsederken aslında Türkiye'den çıkan bir marka olarak içindeki Çeşitlilik, bu kültürel zenginlikten çok beslenen, hayatın içinden çok dokunan bir marka. Neden? Türkiye'nin pek çok şehrindeyiz, pek çok bölgesindeyiz. İnsanımızla her gün temas halindeyiz. Gerek online kanallarımızda, gerek fiziksel kanallarımızda. Ve bu birlikteliğin de bize kattığı ciddi zenginlikler var. Hatta cadde mağazımızı açarken dedik ki, hayatın içinden mağaza. Yani Bağdat Caddesinde o enerjisi mağazanın içine nasıl taşar dedik. Böyle baktığımız zaman da hep aslında hayat sanki bu içinden geçerek devam ediyor gibi bir yaklaşımımız var. Böyle baktığımız zaman da aslında bu oynar hayatın içindeki figürlerden, insanlardan biri. Ee, biz sadece ürün yerleştirmiyoruz, ürün satmıyoruz. Bu oynar bir deneyim markası. Ee, hem kanallarımızdaki deneyim hem de marka olarak aslında bir amaca yönelik bir deneyimi sağlamaya çabalayan, söyleyecekleri olan ...inandığı kavramlar olan bir markadan bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman da bizim de anlatmak istediklerimiz oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden sürdürülebilirliğe, iyiliği yayma kavramından... ...sanatla beraber akan, gençlerle buluşan, her yerde dinamik fıkır fıkır bir markadan bahsediyoruz aslında. Bu markanın DNA'sında biz bizim tarzımız güzelle başlamıştık bu dönüşüme. Daha çok hissettirebileceğimiz bir şekilde... Artık sadece ürünlerden, hizmetlerden konuşmak değil, gerçekten söylemek istediğimiz marka olarak inandığımız kavramları bizimle beraber hayatı paylaşan müşterilerimize de geçirebilmek bizim için çok önemli bir hale geldi. Burada da diyalogdan bahsediyoruz aslında. Biz müşterilerimizden öğreniyoruz. Hayatın içindeki bu zenginliklerden bize geçiyor. Tekrar o döngü bizim müşterilerimizle paylaştığımız başka bir kavram haline geliyor dersek çok da yanlış olmaz kültürle moda aslında çok iç içe bir şey. Yani aslında belki en kültürle iç içe sektörlerden biri, ticari sektörlerden biri moda. Yani en ilkel toplumlardan, günümüzün en gelişmiş toplumlarına kadar, ilk kabilelerden diyeyim, insanların üstüne giydikleri şey hangi kültüre ait oldukları, neye inandıkları, nasıl yaşadıklarını gösterme şekilleri olarak ortaya çıkmış bir şey. Bugün de hala öyle. Yani ayağına giydiği sneaker mı, Yoksa işte daha klasik bir model mi? Üstüne girdiği tişörtün kesimine kadar insanların hayat tarzlarıyla ilgili çok ciddi ipuçları veriyor. Bunlar da gizli saklı şeyler değil. İnsanlar bunu tercih olaraktan şey yapıyor. Yani de moda markası olarak aslında bunun çok farkında olan bir marka. Yani her zaman bu tartıştığımız da bir şey. Bir yandan da Boyner bir department store yani olmasının ve içinde bir sürü farklı marka barındırmasının sebebiyle aslında çok fazla farklı insana da temas edebilen çok farklı bir moda markası. Türkiye'nin en teması güçlü, en çok penetrasyonu olan markalarından biri. Her kesimden insanın gerçekten çok rahat bir şekilde gidip aradığını bulabildiği ve oradan rahatlıkla alışveriş yapabildiği bir yer. Boyner'in mağazacılık anlayışı da bu şekilde. Herkesin içeride kendini bulabileceği, rahat edebileceği ama aynı zamanda da kendinden farklı olan şeyleri de keşfedebileceği bir yapıya gitmeye çalışıyor. Yine Boyner Online'ın da aslında yapılanmasının altında o var. Yani Boyner aslında farklı kültürlerin bir araya geldiği bir yer. Biz hani kendi aramızda şakası anlamında mevlevi diyorum ben ona. Yani kim olursan o gel kültürüne çok böyle kendi içinde barındırıyor. Buna karşı gelenlere de çok sert tepki gösteriyor. Yani ayrımcı davranan, bunun ötesinde başka türlü kötü niyetlerle yorumlar yapan herkesin de karşısında durmaya çok özen gösteriyor. Hem moda ile olan ilişkisi bile, hem Boyner markasının kendi varoluş şekli sebebiyle kültürle çok ilişkili ve de Boyner gene yerli bir marka olarak varoluşu itibariyle kuruluş aşamasından bugüne var olduğu ülkenin memleketinin gerçekten sevdalısı bir marka. Gerçekten kültürünü seviyor. Ve o yüzden biz aslında bizim tarzımız güzeli yapmıştık. Yani pandemi dönemindeki o kenetlenme aslında Boyner'in her zaman arkasında durup söylemeye çalıştığı bir şeydi. Onu bunu tekrar etmeye ve göstermeye bir fırsat olarak gördü. O yüzden bizim tarzımız güzelle Türk milletini övme diyeyim tırnak içerisinde işine girişti. E, o yüzden de dediğim gibi yani bence bir sürü marka dünyada bunu kaçırırken bu kültürle ilişkisini modanın kaçırırken çok da büyük iyi markalar aslında bunu çok iyi kullanıyor. Bence Türkiye'de de Boyner bunu en iyi kullanan markalardan biri. Hem iletişimde hem de pazarlama anlamında mağazası işte online mağazası vesaire. Bu anlamda çok başarılı gidiyor inşallah daha da iyi işler yapacak projelerinden evet. haberdarız ama. Tabii diğer taraftan Boyner çok güven duyulan bir marka. Çok güven duyulan bir marka olduğu için de biz hep e, Arkınlar'la beraber bu tarz imaj kampanyalarını bir çekinerek başlarız gerçekten bizden bekleneni yapabilecek miyiz, üstüne koyabilecek miyiz, hakkını verebilecek, e, hakkını mi? verebilecek miyiz, e, bize yansıtılan o beklentinin gerçekten karşılığını doğru şekilde yansıtabilecek miyiz, hep böyle bizim için tatlı bir heyecandır, tatlı bir gerginliktir, öyle başlarız işlere. Öyle başladığımız için de belki o şekilde gidiyor ve oradaki bizim o e, vermek istediğimiz, söylemek istediğimiz toplumla beraber olan mesajlar birbirimizle bir paylaşım haline geliyor. Belki Arkın biraz kampanyaya gelen geri dönüşlerden, yorumlardan bahsedebiliriz. Ne Vallahi dersin? Uzun zamandır bu kadar yüzde anlamında söyleyeyim. Hani data gibi konuşalım. Olumlu rakamların yüksek olduğu, yüzde yüze yakın olduğu diyeyim şey görmüştük. Yani biz aslında bazı yerlerden biraz tepki bekliyorduk. Benim açımdan bazı konular hayal kırıklığı oldu. Ben bazı kesimlerin beğenmemesini bekliyordum ya da e, altında başka niyetler arası, aramasını da bekliyordum. E, aslında bunu kendi aramızda da tartışmıştık ama herkes söylenen şeyi enteresan bir şekilde günün sonunda çıkan işten emindik de, başında çok emin değil. O kadar iyi anladık ki ne demek istediğimizi. E, her kesimden yani işte muhalifi de, işte başka türlüsü de uzak gördüğümüzü de kendimize bizim gibi düşünmediğini düşündüğümüzü de. Herkes aslında aynı şeyi anlayıp aynı şeyi üzerinde hemfikir olmayı başardı. Aslında bir film ...demek istediğini yaptı gibi geliyor bize o anlamda. Yani birbirimizi anlasak, bir konuşsak hepimiz aynı fikirde olacağız aslında. Birbirimizi seveceğiz dedi. Ben hiç olumsuz tepki duymadım. Yani işte biraz önce konuşuyorduk. Ya işte bu Türkiye'de böyle işler yapılıyor mu? Nereden çaktınız bu işi diyen yani arkadaşlarımız oldu. Aradılar bulamadılar. Öyle bir şey değil. Orijinal bir şey olması bizi sevindiriyor. Ben bunu da sevdim. Yani bu yorumu duymaktan da sevindim ama... Bu işin e, bence marifeti ajanstan çok Boyner'dedir. Bu tür işler markalara sunulur, e, bu tür işleri kabul edecek markalar e, bu işleri hayata geçirir. Boyner bu işi hayata geçirebilecek hem istekte hem de cesaretteydi. E, Karşılığını aldı diye düşünüyorum bütün tepkileriyle. Ee, bir yandan da biz bir çekincemiz daha vardı. Yani anlatmak istediğimiz ciddi bir e, kavram var, ciddi bir umut verme hikayesi de var işin içinde. Ama bunu bir dans kareografisiyle veriyoruz. İçinde e, söylemler çok fazla yok aslında. Ve bu kareografiyi verirken de farklı sekanslardan oluşan bir kreatifimiz var. E, şundan biz endişe ettik. Evet biz e, modern ve dinamik bir e, duruşa sahibiz. Bu duruş yansısın ama lokalliğimizi de kaybetmeyelim. Yani bir global markanın reklam filmiymiş gibi de gözükmesin. O e, kültürel zenginliğimizi de yansıtalım. Ama bunu dansla verirken, Gerçekten doğru anlaşılabilecek miyiz? Çünkü söylemiyoruz. Net net yönlendirmelerimiz yok. Bu anlamda da aslında. Evet. E... Yani en zor kısmı oydu galiba. Çekindiğimiz bölümdü. Tabii. Yani prodüksiyon çok rahat geçti. Herkesin hem fikir olduğu nadir işlerden biriydi. Yani hem Nurçinlerle Boynerle, hem ajans olarak hem prodüksiyon tarafı olarak herkes aynı anda aynı şeyi işaret edebildiği çok nadir işlerden. Yani oturacakları sandalye bile seçerken beş kişi aynı anda aynı sandalyeyi gösterebiliyordu. Yani o kadar aslında belliydi ki ne yapmak istediği herkesin. O tarafı şeydi kolaydı ama zor tarafı önemli bir mesaj veriyordu. Ama bunu estetik bir şekilde de vermek istiyorduk. Verme, mesajı verme şeklinin de orijinal ve akılda kalıcı ve daha evrensel. Yani sözelden daha çok beden diliyle anlatılan bir yöntemle olmasını istiyorduk. Orada bazen orada kaygılandığımız oldu. Ya mesaj mı geri planda kaldı, estetik mi geri planda kaldı? Sonuçta bu bir fashion işi, moda işi. Bu bir boynar imaj işi. Bir kurumsal sosyal sorumluluk filmi değil. Bu aslında bir imaj filmi. Ee, içerdiği mesajın kuvvetin yanı sıra ee, en çok da orada hakikaten hangisinin dengesi ön plana çıkacak? Onları tartışırken zorlandık diyebilirim. Onun dışında da zaten her şey. Buradan prodüksiyon Şu ekibine de bir oldu. selam yollayalım evet, mı hep beraber ciddi bir e, dönemden geçtik. Çok 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 uzun bir çalışma 130 kişi yanlış hatırlamıyorsam bir ekip. Public Film e, Prodüksiyon Şirketi ve e, Dual e, filmimizin yönetmenleri e, muhteşem bir iş yaptılar. Yani hem e, bence e, kendilerinin de yorumu olduğu için de rahat söylüyorum. Kendileri de işi yapmak istedikleri için e, hep birlikte böyle ke herkes kendi işi gibi yaptı yani. E, ne katabileceğine baktı. E, muhteşem bir iş yaptılar. Jack görüntü yönetmenimiz e, gene Dual'in ve Public filmin getirdi ve diska koreografımız ve dansçıları onunla birlikte çalışan, hepsi muhteşem bir ekip oldular. Yabancı insanlar bile filmin ne dediğini o kadar iyi anladılar ki yaptıkları koreografiyle dansı ortaya koyarken. O da bize şey dedirtti yani evet evrensel bir iş yapılabilmiş diye bizi mutlu etti açıkçası yani. Müziğiyle ilgili de müşterilerimizden, izleyicilerden çok olumlu yorumlar aldık. Hatta ayrıca çıkartsanız biz bunu sık sık dinlemek istiyoruz diyenler oldu. Orada da aslında bir doğu batı sentezi birazcık bizim yine o kültürel zenginliğimizi modern koreografiye ve o vermek istediğimiz imaj dünyasıyla uyumlu olacak bir şekilde yapmaya çalıştık. Orada da ne mutlu ki farklı kesimlerden, farklı yaş gruplarından, pek çok kişiden çok olumlu dönüşler aldı müziğimiz bu röportaj vesilesiyle de tekrar bir hani bir tanısan seversin deme fırsatı verdiniz. Şimdi biz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Umarız diyalogla, empatiyle, anlayışla birbirimizi dinleyerek çok daha az gerilimli, çok daha keyifli bu endişe kaygımızın %62'lerden çok çok daha aşağılara inip mutluluğun %12'lerden çok çok daha yukarılara çıkacağı bir dönüşüme, farkındalığa doğru gitmekte çorbada bir tuzumuz olmuştur.